Всем привет, benim adım Оля, ve bu hafta benimle geçirince sizi de vloguma davet ediyorum. Bu karantina günlerinde neler yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım. Hastaneye geldik. Daha 2 hafta önce bir randevu aldım. Cildimde böyle bir ufak bir alerjim var. Onu göstermek istiyorum. Çok kalabalık burası. Zor bulduk yerini. Her zamanki gibi çocuklarımı kimse bırakacak olmadığı için yanıma götürmek zorunda kaldım. Hatta Mete'nin şu an canlı dersleri var ama katılamıyor. Öğrenelim bu durumdan üzülüyor mu dersleri kaçırdığı için. Bakalım. Natasha. Тебе жалко, что ты свои уроки сейчас пропускаешь? У тебя сейчас уроки. Да. Что, ты хотел на уроках быть? Ну, чуть-чуть, да. А надо с мамой ехать везде? Ну, не знаю. Ты бы меня оставила. Рада с мамой приехать или дома бы осталась? Да. Кось-кось. Anlaşıldı. Şu an zaten böyle bir zaman ki aslında hiç hastaneye girmek de istemiyorum. Başka bir hastalığı bulaşmasın. Onun ismini de söylemeyeyim. Beni YouTube cezalandırmasın ama hepiniz anlamışsınızdır. Neyse, tedbirlerimizi alıp içeri bir girelim. Bakalım sıra uzun mu, sıra var mı? O zaman maskelerimizi takıyoruz ve içeri giriyoruz. Taş, hadi ver ki maske. Ne? Taş, hadi ver maske. Ben savaş alanına giriyormuşuz gibi hissediyorum. Bakalım. Cildi burasıymış. Bir girelim. Harika çalışıyor. Gerçekten saat 11 oldu mu benim randevu zamanım. Hadi buyurun Olga Hanım, içeri alalım sizi. Hemen yani hiç bekletmeden, ya bir dakika beklemedik. Muayene 5 dakika sürdü. Doktor baktı, krem söyledi, reçete verdi. İşte onu düzenli olarak 3 hafta süreceğim. İnşallah bu alerji ya da neyse geçer. Geçmiş olsun. Şimdi eczaneye gidip bu krem alacağız. Hastanenin çok güzel bir parkı var. Burada hemen bir oyun başladım. Dışarıda 5 derece, çok soğuk. Ama yine de buradan ayrılamıyorlar. Eczaneye gittik. Reçeteyle 2 tane böyle bir krem aldım. 11 TL ödedim bu 2 tane krem için. Reçete olmasaydı 40 lira olacaktı. Onu da öğrendim. Neyse, şimdi daha zaman kaldığı için doktordan çok erken çıktığımızdan çok güzel bir pazarı gördüm orada. Onu da bir bakalım. Bu ne kadar bu? Evet, bu çok güzel. 170. Orada ya. Çok iyi lan. Bunu mu beğendin? Ay. Çok yaşlı. Beğenecek bu. Evet, ve bugün benim spor günüm. Haftada 2 defa spor yapıyorum. Çok mu havalı söyledim işte, haftada 2 gün spor yapıyorum. Ama gerçekten açık havada spor yapmaya bayılıyorum. Aslında benim kilo almaktan biraz korkularım var. Belki de spora ihtiyacım yok, psikoloğa ihtiyacım var. Ama şimdilik spor yapıyorum. Hareket etmeyi çok seviyorum. Hem de yediklerime dikkat ediyorum. Akşam 6'dan sonra oruç yapıyormuşum gibi yapıyorum ve artık sabah 10'a kadar toplam 16 saat geçsin diye yemek yememeye çalışıyorum. O da benim diyetim. Hadi bakalım, hareket edelim.
Her zamanki gibi geç kalıyoruz. Bir an önce çıkıp Mete'yi götürmek lazım. Ama önceden öğrenelim Mete'den. Dersi hazır mı acaba? Mete, ты готов к урокам? Да, 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 да. Ты сделал домашнее задание? Не знаю. Может, ты сделал. Anlaşıldı. Hazır gibi görünüyor. Öteki öğrenci her zamanki gibi yanında kalacak. Nereye? Okula tabii ki de. Bugün biz Mete'yi Rusça kursuna götürüyoruz. Haftada 1,5 saat Rusça görüyor. Gidiyor kursta, öğretmenle öğreniyor. Peki siz sorabilirsiniz, neden Rusça ana dili konuşabilen bir çocuk yine de ben kursa götürüyorum? Neden? Çünkü Rusça hiç de kolay bir dil sayılmaz, o bir. Artı Rusçanın grameri çok farklı ve çok zor. Konuştuğumuz Rusça ayrı, yazdığımız Rusça o da ayrı bir şey, çok da farklı. Onu da öğrenmesini mutlaka istiyorum. Artı bizim el yazışımız da var. Onun da öğrenmesi çok kolay değil. Biliyorum yabancılar bizim el yazısını okumakla çok da zorluk çekiyorlar. Şimdi şöyle de bir şey var. 20 sene sonra Mete'ye ne lazım olabilir bilemiyoruz ve mümkün olduğu kadarıyla bütün temelleri şu an vermemiz lazım bence. Şimdi 20 sene sonra bu çocuk nerede yaşayacak bilemiyoruz. Hangi üniversiteye girecek, hangi dilde okuyacak onu da bilmiyoruz. Artı bence bu benim fikrim, bilmiyorum katılacak mısınız bana. Bence 20 sene sonra sadece bir tane yabancı bir dil bilmesi yetersiz olacak. Tamam, Türk okuluna gidiyor, Türkçe öğreniyor, tamam. İngilizce de öğreniyor yabancı bir dil olarak ama bu artık yetersiz. Bence en az artı 2 yabancı dili olması lazım. Güzel bir iş bulabilmek için, işte başarılı olabilmek için ve hatta bu konuda size sormak istiyorum. Sizce önümüzdeki 20 sene sonra hangi dile ihtiyacı olacak? Biz zaten şimdi düşünüyoruz. İkinci yabancı dili neyi öğrensin, neyi başlasın? Hangi diller arasında düşünüyoruz? Size de söyleyeyim. Çince, Almanca, Arapça ve İspanyolca. Bu diller arasında biz seçiyoruz şu an. Sizce hangi dil en çok lazım olur önümüzdeki 20 sene sonra? Fikrinizi paylaşın, merak ediyorum. Mete'yi götürdük. Kursta çalışıyor şu an. Biz de kızımla çalışalım. Boş zamanlarımızı değerlendirelim. Hadi bakalım. Bugün çarşıya geldik. Mete'nin kitapları almamız lazım kırtasiyeden okul için. O kadar uzun zamandan sonra o kadar kalabalık insanların arasında olmak çok garip bir his. Aslında hiç ihtiyacımız olmadan tabii ki hiç böyle yerlere gelmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü gibi buraya kadar gelip gezmek de istiyoruz. Evet, Mete'nin kitapları aldık. Bakalım neler verdiler bize. Şimdi ne var? Türkçe etkinlik. Bu ne делать это? Да? Что ещё? Soru bankası 1. sınıf. Oo, kaç tane? 3 tane. Bunu da yapacağız.
hızlı okuma kitabı. Nasıl bir şey? A sesiyle okuma etkinleri. Ну-ка, прочитай первую строчку. Али ile ablası Aylin birlikte. Tamam. Ну, короче, понятно. Читать можешь. Hızlı okuma öğreneceğiz. Oku, anla, renklendir. Onu da okulu da anlayacağız. Понимаю. Ve birinci sınıf bilsem hazırlık seti. Видел? Evet, şu kadarcık. Herhalde yaza kadar hepsini bitirmemiz lazım. Hadi bakalım. Çarşıya her geldiğimizde mutlaka hepimiz balık ekmek alıyoruz. Sardalya balık ekmek. Çok seviyoruz. Oturacak bir yer yok zaten, yasak. Biz sahile gelip yiyoruz. Pazar günlerimizi çok heyecanlı geçtiğini söylemek isterdim ama gerçeklerim başka. Zaten çıkamıyoruz. En fazla aşağı inebiliyoruz. Evde oturup bu öğrenciyle ders çalışıyoruz. Önce Türkçe okuyoruz, sonra Rusça okuyoruz, sonra İngilizce dersimiz de var. Hadi bakalım, kolay gelsin bize. Melisa bahçede düşmüş. Emel öğretmen, öğretmenler odasında oturuyordu. Осень наступила. Сережа захотел погулять на улице. Umbrella. Okay, very good. Chocolate? No. Blue? That's a tiny cherry. Bye. Goodbye. 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 Bu hafta benimle birlikte geçirdiğiniz için ve bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve sen patan.